Bildiğimiz üzere Valorant'taki tüm ajanların bir amacı var. Her biri zor şeyler yaşamış, yakınlarını kaybetmiş, büyük acılar çekerek şu anki kimliklerine bürünmüşlerdir. Reyna da küçük kız kardeşini kaybetti. Şimdi Reyna'nın amacını öğrenmek için Reyna'nın bazı repliklerine bakalım. Reyna bir ışıldayan, yani radyant. Kendisini ve diğer ışıldayanları insanlardan üstün görüyor. Bir repliğinde gelecek ışıldayanların diyor ve Kijun robotlarını gereksiz buluyor. Reyna'nın bir ışıldayanla konuşurken ses tonuna dikkat edersek, ne zaman bir ışıldayanla konuşsa, örneğin Phoenix ve Jett hep olumlu konuşur. Ama Reyna her ışıldayan olmayan biriyle konuştuğunda hep nefret doludur. Örnek olarak Kijoy verilebilir. Şimdi Viper'a gelelim. Viper'ın hikayesi oyundaki en dokunaklı hikayelerin başında geliyor. Çünkü nereye baksak onun izlerini görebiliyoruz. Bu fotoğrafa dikkatli bakalım. Viper, Kingdom Laboratuvarında. Aynı zamanda Viper'ın elini tuttuğu bir kız çocuğu görünmekte. Peki bu kız çocuğu kim? Teorilerime göre bu kız Reyna'nın kız kardeşinin ta kendisi. Reyna repliklerinden birinde senin için Hermanita der ve İspanyolca'da Hermanita kız kardeş anlamına gelir. Peki ne oldu da Reyna ve Viper bu fotoğrafta da görüldüğü gibi birbirine düşman oldu? Bunu öğrenmek için Reyna'nın şu üç repliğini hatırlayalım. Bir derin nefes alın. Kalpleriniz kulağımda çınlıyor. Toparlanın. Kalplerini sökeceğim. Silahınız kalsın. Kalbinizi istiyorum. Duyduğunuz gibi Reyna kalbi referans alıyor. Peki bu kalp takıntısı nereden geliyor? Bana göre Reyna'nın kız kardeşinin kalp rahatsızlığı vardı ve Viper ona yardım etmek istemişti. Ama ne yazık ki işler umulduğu gibi gitmedi ve Reyna çok sevdiği kız kardeşini kaybetti. Ve Reyna sonrasında kin ve nefret dolu bir ölüm makinesine dönüştü ve tek amacı insanoğlunu radyantların altına almak oldu. Ve şimdi gelelim Killjoy'a. Reyna Killjoy'dan neden nefret ediyor? Teorime göre sadece ışıldayan olmadığı için değil, çok daha fazlası var. Killjoy da Viper gibi Kingdom için çalışıyordu. Viper bilim adamıydı ve Killjoy mühendisti. Teorime göre Viper, Reyna'nın kız kardeşini tedavi etmeye çalışırken Killjoy'un teknolojisinden yararlanıyordu. Fakat Killjoy'un robotlarından biri arızalandı. Şimdi Killjoy'un bu repliğini dinleyelim. Spotlarıma güvenebilirsiniz. Bir kerecik arıza yaptılar. O arkadaş da kopan parmağını hiç aramadı yani. O arkadaş da kopan parmağını hiç aramadı. Bunu eğer Japonca diline göre referans alırsak, kız kardeşin parmaklarını özlemiyor diye çevriliyor. Buradan Kijuyun Reyna'nın kız kardeşine tedavi etmek için yardımda bulunduğunu ama işlerin ters gittiğini anlayabiliriz. Reyna bir repliğinde şunu söylüyor. Killjoy'un ürettiği makineleri hatırlıyorum. Yaptıkları... Neyse boş ver. Önemi yok. Sonuç olarak bu durumda Reyna'nın kız kardeşi artık ölmüştü. Ve sizin de bildiğiniz gibi ölüleri canlandırabilen tek ajanımız Sage. Şimdi yeni çıkan ajan Neo'nun resmi trailerından bir kesiti birlikte izleyelim. Controllato tutto.
Şimdi size özellikle şunu belirtmek istiyorum. Daha önce hiçbir ajanın trailerında Sage birini tekrar canlandırmadı. Peki neden Neo'nun trailerında böyle bir sahne var? Benim teorilerime göre Riot Games bize burada gizli bir mesaj veriyor olabilir. Yoksa Sage, Reyna'nın kardeşini de hayata döndürmüş olabilir miydi? Şimdi Kijun repliğini tekrar dinleyelim. Spotlarıma güvenebilirsiniz. Bir kerecik arıza yaptılar, o arkadaş da kopan parmağını hiç aramadı yani. Duyduğunuz gibi Killjoy, o arkadaş da parmaklarını hiç aramadı diyor. Ve Neo'nun ultisi de parmaklarından çıkardığı elektrik dalgası. Eğer teorilerim doğruysa ve Neon, Reyna'nın kız kardeşi ise, Neon sonradan kazandığı bu elektrik gücü sayesinde gerçekten de eski halini özlemiyor olabilir. Valorant resmi Instagram sayfası yeni ajan Neon çıktıktan 2 gün sonra bu fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Reyna'nın Neon'a bir mesaj ilettiği gözüküyor. Peki bu mesajı neden Reyna iletiyor? Reyna belki de henüz kız kardeşi olduğunu bilmediği Neon'a bir mesaj mı yolluyor? Teorilerimi güçlendiren bir başka şey ise Neon çıktıktan 2 gün sonra anlaşılamayan bir şekilde resmi Valorant Instagram sayfasının profil fotoğrafında Reyna'nın yer alması. Sadece sormak istiyorum. Neden Reyna? Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.